Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Rabbani TV'nin kıymetli izleyicileri. Rabbani TV'nin ilk programı için stüdyomuzdayız. Mustafa Atmaca Sakarevi hocamızla ilk programımıza başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam hoş geldiniz. Çok mutluyuz. Rabbani TV'yi açmak şu mübarek Ramazan ayına denk geldi. Ramazan ayında da Bedir Savaşı'nın yapıldığı bu günlere tevafuk etti. Bu konu hakkında ne dersiniz, düşünceleriniz nelerdir? Allah Subhanahu ve Teala'nın bir ikramıdır bu. Kul yani kendi acizliğiyle birlikte böyle şeyleri ayarlamasının ihtimali yoktur. Fakat Allah Subhanahu ve Teala dilediği zaman bütün taşlar yerli yerine oturur. Ramazan ayı çok mübarek ve dediğiniz gibi Ramazan ayının içerisindeki Bedir Savaşı'nın yapıldığı günlere denk gelmesi çok çok manalı yani elhamdülillah. Bedir Savaşı ki İslam'ın şahlanmasının en önemli noktasıdır. İnşallah biz de ümit ederiz ki Rabbani TV İslam'ın şahlanması noktasında en büyük hizmetleri verecektir. İnşallah. Temennimiz öyledir. Hocam ben hemen konuya girmek istiyorum. Programımızın konusu vatan aşkıyla yanan, yurt dışında okuyup burada görev yapmak isteyen Müslüman doktor kardeşlerimizle alakalı. Hocam bu konu hakkında sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Ama bu konuyu vatandaşlarımıza sorduk. Dilerseniz bir onları izleyelim, sonra size dönelim. Tabii. Abi şimdi Avrupa'da tıp fakültesini bitirmiş kardeşlerimiz orada uzman doktor olarak göreve başlıyor. Bütün Avrupa ülkelerinde böyle. Evet. Ama Türkiye'de görev yapmak istedikleri zaman ya 5 sene boyunca orada görev yapma şartı konuluyor ya da Türkiye'ye gelip denklik sınavı denilen bir sınava girmeleri gerekiyor. Sence bu sınav kaldırılsın mı kaldırılmasın mı? Niye bu denkliği kabul etmiyorlar? Kabul edilmesi lazım. Orada aynı eğitimi görüyor nihayetinde. Nasıl ki Mısır'daki Ezher Üniversitesi'ni bitirip Türkiye'deki ilahiyatlara denklik veriyorlarsa, kabul ediyorlarsa Ezher'in diplomasını Türkiye'de, Diyanet'te özellikle, Avrupa'daki tıp fakültesindeki öğrencilerin diplomalarını Türkiye'de kabul olması gerekir bence. Kaldırılsın taraftarız. Tabii. Çok teşekkürler. Mantıklı düşünürsek mesela Avrupa'da mezun olduktan sonra herhangi bir sınava tabi tutmadan göreve başlayabiliyorlar. Şimdi ama buraya geldikten sonra neden sınava tabi tutuluyor? Bence kaldırılsın. Bence kaldırmalı. Bence kaldırılsın çünkü yurt dışındaki tıp bizim ülkemize göre daha gelişmiş olduğuna göre orada direkt başlıyorsa bu ülkede de başlayabilir belki. Tabii ki de kaldırılsın yani bizim gençlerimiz için. Böyle bir imkanı sağlasınlar. Biz kaldırmasından yanarız. Bence sınav kaldırılmasın çünkü neden? Eğer sınava çok iyi çalışırsa o kişiler daha kendini daha iyi yetiştirebilir. Daha yetiştirebilmesi için de çalışması gerekir. Yani bir şeyde üstün başarı sağlanması gerekiyorsa çalışmak lazım diye düşünüyorum. Sınav kaldırılsın. Bence bu sınav tabii ki de kaldırılsın yani hani vatandaşlarımız mağdur olmasın yani. Vatanımıza, yani milletimize hizmet etseler daha iyi. Kaldırılsın tabii, öyle bir şey var mı? Niye başkasına yapacak? Türk milletine yapsın. Kaldırılması daha iyi olur. Yani bu kaldırılmalı. Kaldırılsın yani, insanlar mağdur duruma sokmaya da gerek yok yani. Kaldırılmasını istiyorum. Bence haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu sınavın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bence de bu uygulama kaldırılsın. Çünkü adam Avrupa'da, koskoca Avrupa'da okuyor, geliyor kendi ülkesinde, vatanında çalışmak istiyor ve çalışamıyor hani. Bence bu uygulama kaldırılsın. Benim kızım da dışarıda okuyor, Amerika'da okuyor. Bu sınav gereksiz görüyorum. Vatanında çalışmasını istiyorum çocuğumun. Yanımızda olmasını istiyorum. O için lütfen Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu sınav kaldırılsın. Ertuğrul, kardiyoloji uzmanıyım. Yani bence kaldırılsın. Çünkü orada uzman olan hani burada da görevini yapabilir diye düşünüyorum. Bence bu sınav kaldırılmalı. Zaten kendileri okumuş, doktor olmuş. Zor bir sınav. Bence yani kaldırılmalı. Zaten... Hocam görüşleriniz nedir bu konu hakkında? Bismillahirrahmanirrahim. Vatandaşımız çok güzel söylemiş. Evet, oradaki doktor kardeşlerimiz zaten kültürlü insanlar. Gelsinler, hem milletimize faydalı hem devletimize faydalı. Bakıyoruz yani farklı sektörlerde insanları biz çok rahat devletimize kabul edebiliyoruz. Turistler kalkıyor geliyor, hiçbir itiraz etmiyoruz. Futbolcular kalkıyor geliyor, hiçbir itiraz etmiyoruz. İş adamları kalkıyor geliyor, burada çok rahat iş kurabiliyor. Hatta biz çağırıyoruz gelsinler burada iş kursunlar diye. Hiçbir itiraz etmiyoruz. Ama doktor geleceği zaman burada ona bir sürü engeller çıkacak. Bizim vatandaşımız hem de yani. Niçin öyle olsun? Yani bize direkt para sağlayacak olan turistlerde, şunlarda, bunlarda çok rahat kabul olurken niye kendi vatandaşımız olup da orada okumaya gitmiş insanların buraya gelip vazife yapmalarından sıkıntı duyalım ki? Direkt burada okuyanlar gibi doktorluğuna başlayabilsinler. Orada okuyup direkt doktorluklarına başlayabiliyorlar. Demek ki
doktorluk yapabilecek kapasiteye sahipler ki Avrupa'nın her ülkesinde bunu yapabiliyorlar. Avrupa'da da çok sıkı haklar var yani. Hani doktor bile bile yanlış bir iş yaparsa orada da çok büyük cezalara çarptırılır. Hatta belki de doktorluğundan men edilir yani. Bu kadar titiz iken konu onları direkt doktor yapmaya izin veriliyor yani. O zaman Türkiye'de gelip Türkiye'de de doktorluklarını yapsınlar. Bunda bir sıkıntı yok. Hem de o insanlar vatan aşkıyla, dediğiniz gibi vatan aşkıyla yanıyorlar yani. Türkiye içerisinde çoğu insanlar var maalesef kalbinde vatan aşkını taşımıyor. Yani başımızdaki bu adam gitsin de devlet yansın sorun değil diyen insanlar var. Tabipler Odası Başkanlığı kalkıp açıklama yapıyor. Ne devletin, ne milletin, ne vatanın lehine yapılan açıklamaları tamamen saçmalık. Durum böyleyken orada vatan aşkıyla yanan, vatanını seven, milletini seven insanlar gelip burada hizmet edecekse biz bunlara niçin engel olalım? Yani hem de onlar yurt dışında Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini daha iyi görüyorlar. Gidişatının güzelliğini daha iyi görüyorlar. Daha iyi sahiplenirler devletlerine yani. Çok arkadaşlarımızdan duyuyoruz yani. Şu anki yönetim bizim başımızı dikti yurt dışında. Şimdi dik bir şekilde yürüyebiliyoruz diyorlar. Bizim giyinişimizden dolayı bazı Müslüman kisvesi giyinen çarşaflı kardeşlerimiz veyahut da böyle giyinen kardeşlerimiz yurt dışına çıkınca onları başka ülkelerden zannettikleri zaman farklı davranan insanlar Türkiye devletinin vatandaşı olduğu zaman hemen kendine çeki düzen verdiklerini bize anlatıyorlar. Demek ki ne anlaşılıyor bundan? Türkiye devleti güçlü bir devlettir. Dünya bunu biliyor. Ne kadar içindekiler çok farklı olmasa da, hani farkında olmasa da, hani derler ya balık deryadayken derya nerede dermiş. Türkiye'nin büyüdüğünü bunlar farkında olmasalar da yurt dışındakiler çok daha net bir şekilde bunu görüyorlar. Bu gören insanların buraya gelmesi vatanımıza da, milletimize de, devletimize de çok daha faydalı olur diğerlerinden. Bir de şuraya dikkat etmek lazım. Bu insanlar niye vatanlarını bırakıp da gidip orada okumayı tercih ettiler? Neden bu yolu seçtiler yani? Buraya da bakmak lazım. Hocam konuyla ilgili bir vatandaşımız açıklama yapmıştı. Dilerseniz bir onu dinleyelim. Keşke kaldırırsa. Benim kızım da muzdarip. Sizin kızınız mı? Başörtü olayından dolayı okumadı yani girmedi. KPSS'ye girmedi. Özel bir okulda okudu. Denkliği yok. Bulgaristan'a ya da Hollanda'ya gitmesi lazım. Denklik alabilmesi için. Anladım. Benim kızım da muzdarip. Tam adamı nasıl oldunuz aslında yani? Yani insanların hani önünün açılması aynen, gerekiyor. Bu aynen. Zorla iş sınavdan kaldırması. Özgürce istediğini yapabilme şansı tanınmalı. Ben çocuklarım muzdarip olduğu için yani ben tarafım. Keşke olsa. Yani kaldırılsa da çünkü tabii. Orada zaten hani 5 sene şartı konulduğu zaman 5 sene görev yaptığı zaman evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor. O zaman da Türkiye'ye asimile oluyor. O zaman da oraya yani yerleşiyor. Asimilasyon oluyor. Türkiye'ye dönmesi bu sefer daha da zorlaşıyor. Ama bu sınav kaldırılsa hani kaldırsa çok iyi olur. Direkt Türkiye'ye gelir burada görev kalksa. Yani reis birçok şeyi güzel yaptı. Birçok iyileşmeler, güzelleşmeler var ama halen eksikler var. Aynen halen eksikler var. Bu eksiklerin olsa. Kaldırılması gerekiyor. Keşke olsa. Çok sağ olun, olması teşekkürler. Biz de elimizden geleni yaparız yani. Kolay gelsin. Sağ olun abi, teşekkürler. İşte biz de buna değinmek istemiştik. Bu kardeşlerimiz burada biliyorsunuz Türkiye çok evrelerden geçti. Çok sıkıntılardan geçti. Bu kardeşlerimiz burada kendi tesettürünü muhafaza edemeyeceği için ne yaptılar? Yurt dışında okumak zorunda kaldılar. Yani açsınlar interneti, videoları seyretsinler. Diploma alacaklar, diploma verilmez. Yani bundan 15-20 sene önce yaşadıklarımız bunlar. Unutuldu belki şimdi. Ama diploma alacak, birinci olmuş diploma alacak, diplomasını vermiyorlar kişiye. Nedir? Başında başörtü var diye yani. Başörtü var, sınavaya almıyorlar. Böyle evrelerden geçtik biz. Böyle zihniyeti bozuk, sığ, aydınlıktan, gelişmişlikten, medeniyetten çok uzak insanların yönetimlerinin devirlerinden geçtik. O insanlar da burada tesettürünü muhafaza ederek okuyamadıkları için ne yaptılar? Yurt dışında okumayı tercih ettiler. Şu an devletin yönetiminde olan insanların çoklarının kızları da yurt dışında okudu yani. Cumhurreisimizin bile kızı yurt dışında tahsilini gördü yani. Şimdi durum böyleyken hani kendi devletlerinde okuma ihtimali yok. Kaldırmışlar zamanında. Bu mağduriyetlerinden dolayı bunlar zaten yurt dışında okumaya gitmişler. Şimdi o yurt dışında okumuş insanlar tekrar memleketlerine dönecekleri zaman bir daha ikinci bir mağduriyet yaşayıp kendi devletlerinde ne yapamıyorlar?
doktorluk yapamıyorlar. Bu mağduriyetin kalkması lazım. Burada bu vazife yapabilmesi için ne yapacak? Orada 5 sene en azından çalışması lazım. Öyle değil mi? Ondan sonra gelip yapabiliyor. Hocam zaten 5 sene orada çalıştıkları zaman oraya adapte oluyorlar. İşlerini, güçlerini kuruyorlar. Ev, bark sahibi oluyorlar. Bu sefer de gelmeleri daha zor oluyor. Gelemiyorlar. Doğru. Dediğiniz gibi yani şimdi Avrupa'da herkesin bir algısı var. Orada şimdi kiralar çok yüksek olduğu için o kirayı ödeyeceğimi alırım. Evi de evin taksitini öderim. Şimdi Türkiye'de de bu zaten yaygınlaştı. Şimdi ne yapıyor orada? Bari evi alayım diyor. Boşuna kira ödemeyeyim. Yüksek kiralar çünkü bayağı. Ondan sonra evi alınca 10 senelik onun ödemesi var. 10 sene içerisinde çocuk oluyor, çocuk okula gidiyor, okula alışıyor. Ondan sonra netice orada kalıyor, bir daha geri dönemiyor. Ne kadar vatandaşlık kalbinde yansa da, burnunda hasreti tütse de maalesef oraya adapte olduğu için bir daha geri gelemiyorlar. Bir gün bir televizyon programında seyrediyordum da Amerikalı bir doktor hanımefendiyle şey yapıyorlardı. Röportaj yapıyorlardı. 50 yaşlarında bir ablamız, teyzemiz. Ona oradaki spiker, işte siz buraya alıştınız, lüks hayata alıştınız, burada hayatınız çok güzel tarzında lakırdılar etti. Hemen onun sözünü kesti o doktor hanımefendi. Dedi ki, ha, olur mu öyle dedi. Ben kendi vatanımdaki köyümün ahırdaki kokusunu bile özlüyorum burada. Hasreti tütüyor boynumda yani. Zamanında geldik buraya, işte yerleştik, kaldık, mecbur kaldık burada diyorlar yani. Yoksa hasreti bizim burnumuzda tütüyor. İşte bu insanlarımızı böyle mağdur etmeye hiç gerek yok. Gelip direkt burada vazifelerine başlayabilirler. Bizim için bu konuda hiçbir sorun yok. İsteriz ki devletimiz de bu konuda bir adım atsın, bu sıkıntıyı kaldırsın. Yani Türkiye'de doktor olanlar içinde bir sıkıntı var. TUS sınavı yapıyorlar. Çok zor bir sınav. Bizim bir arkadaşımız vardı, doktor, anlatıyor. 8 ay kendimi odaya kapattım, dünyayla alakam yok diyor. Bu adam zaten senelerdir okuyor yani. Onun üzerine bir de TUS sınavı veriyorlar ona. Avrupa'da bu yok. Hani her şeyi Avrupa'dan alıyoruz ama bazı şeylerde niye tıkanıp kalıyoruz? Direkt doktorluğunu yapabilirsin. Bu doktorluk zaten kitabı, bilgi evet lazım ama daha ziyade tecrübesel olan bir şey yani. Üstündeki doktordan, öğretici olan doktordan, hekimden öğrenip de onun yanında görüp de yapıp uygulaya bu işi profesyonel hale getirebilirler yani. Durmadan insanları sınav diyerekten boğuyorlar. Sonra bakıyorsunuz doktor insanlar zaten hayatı boyunca sınav bunalmış. Üzerine bir de hastaların sıkıntıları biniyor. Adam çıldırıyor bakıyorsun yani. Hal değişmiş, tavır değişmiş, saçlar bir tarafta, kravat bir tarafta, böyle bir acayip hal alıyor. Bunların kolaylaştırılması lazım, güzelleştirilmesi lazım yani. Teşekkür ederiz hocam. Hocam İstanbul'da Devlet Hastanesi'nde çalışan bir doktor arkadaşımız değişik açıklamalarda bulundu. Dilerseniz bir izleyelim. İnşallah. Ben Doktor Ahmet, Türkiye'de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Türkiye'deki okullardan mezun olarak çocuk uzmanı oldum. Avrupa'da herhangi bir ülkede çalışmak istediğimde benim çocuk uzmanlığımı saymıyor olmakla beraber tıp diplomamı da kabul etmiyorlar. Almanya dışındaki hiçbir ülke, Avrupa Birliği'ne bağlı hiçbir ülke benim diplomamı kabul etmiyor. Sadece kendilerinin de yapmış olduğu bir denklik sınavına tabi tutuyorlar. Ancak bu denklik sınavı İngiltere gibi bir ülkeninki mesela Türkiye'ye göre çok daha zor oluyor. Ama hani atıyorum biraz daha orta ve Batı Avrupa'da bu kabul edilebilirlik daha kolay oluyor. Bununla beraber o ülkenin kendi belli bir dil becerisi de istiyor. Dil sınavı yapıyor. Onda da belli bir başarı elde ettikten sonra sizi pratisyen doktor olarak çalıştırıyor. Buradaki uzmanlığınızın da bir önemi olmuyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin kendi vatandaşları da Türkiye'de bir eğitim alsalar, onlar da yine ülkelerine döndüklerinde denklik sınavına tabi tutulabiliyorlar. Bu durum Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'yi ve diğer ülkeleri yetersiz görmesiyle ilişkili. Halbuki Türkiye'deki atıyorum bir İstanbul Tıp Fakültesidir, işte Çapa Cerrahpaşa olarak iki kampüsü var. Bitiren öğrencilerin Avrupa standartlarından aşağıda olmayı bırakın,
fazlasıyla mezun olduğunu biliyoruz. Sadece bu durum Avrupa'nın bir gurur kırıcı hareket olarak ben görüyorum. Ve dolayısıyla Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerden Almanya dışında denklik istiyor. Haklı olarak. Ama bunu tabii ki Avrupa vatandaşlarından ve Türk vatandaşlarından istemiş oluyor. Haklı olarak. Durum bundan ibaret. Hocam, milli duyguları güçlü biri olarak bu açıklamalar bana çok mantıklı geldi. Siz bu konu hakkında ne dersiniz? Evet, vatanını seven herkes bu doktor kardeşimiz gibi bakar meseleye. Avrupa'daki ülkeler, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler, İngiltere, Amerika, Türkiye'den giden bir doktoru direkt kabul etmiyor. Belirli sınavlara sokuyor. Türkiye'de tabii buna bir karşı yaptırım olarak oradan gelenleri sınava sokması en doğal hakkıdır. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Fakat burada bir noktanın altını çizerek hemfikiriz. Nedir o nokta? Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'ye gereksiz bir yaptırım uyguluyor. Arkadaşımızın dediği gibi Türkiye'deki doktorları rencide eden bir karardır bu. Çünkü Türkiye'deki doktorla belki Avrupa'dan çok daha iyi ama direkt kabul görmüyor orada. Avrupa Birliği olsun ve Avrupa ülkeleri olsun ne yapıyor? Türkiye'ye bir yaptırım uyguluyor. Türkiye'de buna ceza olarak ben de sizin kadar büyük bir devletim. Bana ne uygularsanız ben de size bunu uygularım diyor. Çok doğal hakkı da. Onlara da bir yaptırım uyguluyor. Fakat onların gereksiz olan, adaletsiz olan yaptırımlarının biz onlara karşılığını verirken bu hareketimizin mağduru niye bizim vatandaşımız olsun? Bu uygulanan yaptırımların yükünü niye kendi vatandaşlarımızın sırtına yükleyelim? Evet, bu yaptırım yapılsın. Onlara bu konuda izin verilmesin gelip burada doktorluk yapılmasın ama onlara verilmesin. Yani İngiliz olan, asli olarak İngiliz olan, asli olarak Fransız olan hangi ülkelerse Türkiye'nin doktorun diye kabul etmeyen asli vatandaşlarının bu Türkiye'ye gelip doktorluk yapma isteğinde bulunduklarında kendilerine belirli sınavlar onlar bizden kaldırana kadar biz de koyalım. Ama oradaki bizim vatandaşımız İngiltere'nin bu yaptırımının cezasını niye ona yükleyelim? Amerika'nın bu yaptırımının cezasını kendi vatandaşımızın sırtına niye yükleyelim yani? Onun için devletimiz bu konuda, bu noktada bir kapı açmasını bekliyoruz biz yani. İnşallah seçim de yaklaşıyor. Bu anlattıklarımız, ümit ederiz ki gereken noktalara, mercilere ulaşır. Bu yanlış uygulama da ortadan kalkar inşallah. Temennimiz onun üzerinedir yani. Oradaki vatan aşkıyla yanan, zaten Türkiye'nin bir ayıbı olan, ayıbı olarak buradan gitmiş olan insanlar onlar. Onlar bizim ayıbımız yani. Biz onları burada okumuş, kültürlü, devletine hizmet edecek sınıflarını birincilikle bitirmiş. Biz onlara zamanında başında örtü var diye diploma vermemişiz, vazife vermemişiz. Başımızdaki medeniyetten uzak, sığ, dar görüşlü yöneticilerden dolayı. Yani bir insanın üstünlüğü onun aklının yüksekliğinden değil mi? Düşünün yani, nice buluşlar yapan insanlar var. Edison diyorlar mesela, elektriği buldu. Edison sakallı olsaydı, sarıklı olsaydı bizim eski yöneticilerimiz kabul etmezdi. Elektriği de buldurmazdı ona. Bulduğu elektrikten dolayı ceza da keserdi. İnsanı üstün yapan akli derecesidir. Akli derecesi üstün olan bu insanların başında biri bez gördüler diye onun aklını tamamen kenarıya attılar eski yönetimler. Bu bizim ayıbımız zaten. Biz onları mağdur etmişiz, onları orada okuma mecburiyetini bırakmışız. Şimdi tekrar vatanlarına dönmek istiyorlar. Aynı mağduriyeti, farklı bir mağduriyeti yine onlara yaşatıyoruz. Bu noktada gerekeni yapmamız lazım devlet olarak. Onların üzerinden bu mağduriyeti kaldırmamız lazım. Bizim düşüncemiz böyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız. Allah razı olsun sizden. Biz teşekkür ederiz. Evet, Rabbani TV'nin kıymetli izleyicileri, Rabbani TV'nin ilk programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren en mühim konularla tekrardan karşınızda buluşmak dileğiyle
Allah'a emanet olun ve selam.